Tamam. Benim Twitter'da paşa olarak biliyor herkes. Yaklaşık 27 senelik borsa yatırımcısıyım. Yaşım 51. Adaşımdan bir yaş büyüğüm. Bugün de muhabbetimiz oldu bu konuda. Ondan sonra yani temettü yatırımcısıyım ağırlıklı olarak. Değer yatırımcısı, temettü yatırımcısı diyeyim. Trade asla yapmıyorum. Daha önce bu kuş konmaz meselesindeki gibi bir yatırımım hiç olmadı. Tabii Hakan Bey'i ben yaklaşık bir yıldır tanıyorum. Twitter'dan tanıştık kendisiyle. Sağ olsun çok başarılı işler yapıyor. Tekrar tebrik ediyorum kendisini. Bu fon tarda dikkatimi çekti. İnceledim. Yani bir haftadır falan inceliyorum. İşte tabii bu işin ustaları Osman Bey, Arman Bey gördüğümüz kadarıyla. Benim hiçbir şeyim yok. Uzmanlığım, alanım değil tarım konusu. Ama böyle hep aklımın köşesinde vardı yani tarıma yatırım yapmak. Bu da bir vesile oldu böyle bir şey. Şimdi ben fazla uzatmayacağım. İnsanların vaktini almak istemiyorum. Benim burada en çok dikkat ettiğim şey tabii herkesin ilk baktığı şey yatırım yapacaksınız. Bunun geri dönüşü nasıl olacak? Mutlaka herkesin kafasına takılan en önemli şey budur. Ben de tabii buna yoğunlaştım birkaç gündür. Ve buna göre de yatırımı yaptım dün ve bugün. Parça parça muhtemelen yarın da yapacağım biraz daha. Çünkü okudukça, araştırdıkça parça parça büyüyor yatırım. Şimdi şöyle, beni Twitter'dan takip edenler benim temettü yatırımcısı özelliğimi tanıyorlar daha çok. Hatta her bilanço döneminde bir tablo yayınlarım. İşte en çok temettü potansiyeli olan firmaları sıralarım. İnsanlara bunu şey yaparım, sunarım. Şimdi benim hesapladığım kadarıyla bu kuşkonmaz yatırımı eğer borsada bir şey olsaydı, şirket olsaydı muhtemelen temettü tablomda birinci sıraya yerleşecekti. Çünkü şimdi sonuçta dört işlem, matematik yani her şey. Oturup hesaplıyorum. Şimdi çok güzel bir tablo hazırlamışlar. Fon bulucuda finansal tablolar kısmı var kuşkonmazla ilgili. Şimdi orada gördüğüm kadarıyla ilk 2 sene zaten herhangi bir getiri yok. Tamam. Birinci ve ikinci senelerde herhangi bir getiri yok. Üçüncü seneden itibaren pardon bir yandan da açayım tekrar şeyimi. Üçüncü seneden itibaren kar payı almaya başlıyorsunuz ve şimdi zaten fon bulucunun sayfasında şey yapılmış. Örnek bir hesaplama yapılmış. İşte orada en kötü ihtimalle Euro bazında %500 küsür gibi bir geri dönüş var. Yani yatırdığınız her bir euro size 5 euro gibi en kötü ihtimalle, en kötü şartlarda 12 sene sonunda geri dönüyor. Tabii ben kendi şeyimi oturdum, hesapladım. Bir Excel'de bir çalışma yaptım. Bana göre en kötü ihtimalle euro bazında 1'e 7 gibi bir getiri var. Yani Osman Bey olsun, Arman Bey olsun bence en kötü ihtimallerin de en kötüsünü şey yapmışlar gibi hesaplamışlar gibi. Yani derler ya eşeği sağlam kazığa bağla diye bir laf vardır. Yani açıkçası benim gözlerim ışıldadı bu şeyleri görünce böyle çalışmaları görünce. Dediğim gibi eğer bu borsada bir şirket olsaydı portföyümün en büyük yüzdesini bu yatırım kapsardı. Tabii burada şöyle bir şey var. Şu anda insanların aklına takılan bence en büyük şey. Şimdi bu borsada bir hisse değil sonuçta. Yani benim gibi herkes Osman Bey olsun, Arman Bey olsun burada tanıdık. Tabii ki insan böyle bir şeye para yatıracaksa bu işte bir güven yani doğal olarak soruyoruz. Bu insanlara nasıl güveneceğiz diye. Tabii onunla ilgili de şeyler var. Mesela bu yatırımın işte merkezi kayıt kuruluşunda sizin adınıza saklanıyor olması bir güvence. İşte Tarsim sigortası yapılıyor. Herhangi bir dondu vesaire bilmem ne o tür şeyler tam detayına girmiyorum. O da bir güvence. İşte Hakan Bey'in adaşımın olması da bizim için bir güvence. Fon bulucu çatısı altında. Valla benim için süper bir fırsat diye görüyorum. Hani beni tanıyanlar bilirler böyle çok şey böyle riskli yatırımı sevmem. Tabii burada bir risk alıyoruz. Sonuçta dediğim gibi tanımıyoruz insanları. Ama bir de burada şöyle bir şey de var. Tabii portföyün şu an ufak bir kısmını ayırdım. Tabii ki herkesin şeyi bütçesi değişiktir. Ama burada açıkçası bir 2-3 sene görüp getiriyi görüp hani Hakan Bey daha önce bahsetmişti. 400 dönümde başlayacağız. Sonra bu 4000 dönüme kadar çıkacak diye.
Muhtemelen biz bu 400 dönümdeki bu getiriyi falan görünce herhalde bu diğer 400 dönümlerde daha büyük meblağlarla gireceğiz gibime geliyor. İnşallah ben belki de sizden daha çok istiyorum bu girişimin başarılı olmasını. İnşallah yolunuz açık olsun. Yani temettü yatırımcısı için bana göre şu anda bir numaralı temettü yatırımı bu gözüküyor. Yani %25 gibi şöyle ilk iki sene almıyorsunuz. Benim hesabıma göre 1,5. seneden itibaren yatırdığınız parayı geri alıyorsunuz. Tabii bu en kötü şartlarda. Bir de ülkemizde şimdi Euro'yu da siz 20 TL olarak sabit olarak kabul ediyorsunuz ki mümkün değil. Yani bu ülkede Euro mutlaka artacaktır. TL bazında muhtemelen biz ilk iki seneyi geçiyorum. Üçüncü sene yani temettü almaya başladıktan itibaren biz yatırdığımız parayı geri alacağız. Mesela şöyle bir hesap yaptım ben. Euro ortalama her yıl %10 artarsa biz 12. yılın sonunda TL bazında 1'e 16 gibi bir para kazanmış olacağız. Her yıl %10 arttığını varsayarsak. Euro her yıl %20 artarsa biz 12. yılın sonunda 1'e 27 gibi para alacağız. Yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Tabii Euro bazında işte Osman Bey ve Arman Bey'in yaptığı hesaba göre en kötü 1'e 5 diyor ama ben onu 1'e 7'nin olarak hesapladım ki o tabii en kötü ihtimal daha fazla olacaktır gibi güme geliyor. Yani çok heyecan verici bir şey yatırım bu. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize eline sağlık diyeyim. Ne diyeyim?